Lara pasta süslemeciliği yapıyormuş ve siparişlerinin yüzde 10'unu ise telefon aracılığıyla alıyormuş. Gayet güzel. C. Lara'nın bir ayda ilk telefon siparişine kadar aldığı pasta siparişlerinin sayısı olsun. Her pasta siparişinin de birbirinden bağımsız olaylar olduğunu varsayın. Şimdi bunlara dayanarak C'nin geometrik rassal bir değişken olduğunu Söyleyebiliriz değil mi? Neden mi? bu bağımsız denemeleri yapmaya devam edeceğiz. Başarı olasılığı sabit ve kesin bir başarıdan bahsedebiliyoruz. Başarı, telefon siparişi almak. Olma olasılığı ise yüzde on. Başarı elde edene kadar da yapmaya devam edeceğiz, öyle değil mi? Gördüğünüz gibi klasik geometrik rassal bir değişken işte. Bizden Lara'nın bir ayda ilk telefon siparişine kadar beşten az sipariş almasının olasılığını bulmamızı istiyorlar ve bu C'nin 5'ten küçük olmasının olasılığı ile aynı şeydir öyle değil mi? Her zaman olduğu gibi hadi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Uğraşmaktan da çekinmeyin. Hatta böyle olması daha bile iyi ve soruyu birlikte yaparken her şeyi daha kolay bir biçimde anladığınızı fark edeceksiniz. Hadi beni durdurun. Denediniz ve cevabı buldunuz, öyle değil mi? Soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var. C'nin 1'e eşit olmasının olasılığı, artı C'nin 2'ye eşit olmasının olasılığı, Artı C'nin 3'e eşit olmasının olasılığı ve artı C'nin 4'e eşit olmasının olasılığı. Evet soruyu bu şekilde çözebiliriz. Bana C'nin 1'e eşit olmasının olasılığının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu ilk siparişin telefon siparişi olması anlamına geliyor. Bunun olasılığı %10'du değil mi? Yani 0,1. Peki ya C'nin 2'ye eşit olmasının yani ilk siparişin telefon siparişi ol olmamasının olasılığı nedir? 1 eksi 10 ilk siparişin telefon siparişi olmama olasılığı 0,9 yani yüzde 90. İkinci sipariş ise telefonla yani bunun olma olasılığı da yüzde 10, 0, virgül 1. Evet, c eşittir 3'ün olasılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ilk iki sipariş telefon siparişi değil ama üçüncü sipariş telefon siparişi olacak. Ve son olarak da c eşittir 4 ise ilk 3 siparişin telefon siparişi değil ama dördüncü siparişin telefonla geldiği anlamına gelecek. Şimdi bir de hesap makinesi yardımıyla bunun kaça eşit olduğunu bulabiliriz ama bu ifadeyi hesap makinesine yazmanın son derece zahmetli olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. Acaba başka bir şekilde düşünebilir miyiz? Cevap elbette. Biraz düşünün. C'nin 5'ten küçük olma olasılığı 1 eksi ilk 4 siparişin telefon siparişi olmaması olasılığı ile aynı şey değil midir? Evet, 1 eksi ilk dört siparişin telefonla gelmemesinin olasılığı. Evet, burada ilk dört siparişte telefonla sipariş almış olma olasılığını bulmuştuk ve bu bir eksi ilk dört siparişin telefon siparişi olmamasının olasılığı ile aynı şeydir. Bunu hesaplamak çok daha kolay öyle değil mi? Bir eksi Farklı bir renk kullanayım. Evet, ne yaptığım anlaşılsın. İlk dört siparişin telefon siparişi olmamasının olasılığı nedir? Bir siparişin telefon siparişi olmama olasılığı 0,9 öyle değil mi? Dört siparişin de telefon siparişi olmama olasılığı ise 0,9 çarpı 0,9 çarpı 0,9 çarpı 0,9'a da kısaca 0,9 üzeri 4 diyelim değil mi? İyi ki matematik var. Gördüğünüz gibi bu son derece kolay. Hemen hesap makinemi alayım ve 0,9 üzeri 4. Evet, bir de 1 eksi bu ifade diyelim. Ve sonuç 0,3439. Hemen yazalım. Eşittir 0,3439. İşte bu kadar. Lara'nın bir ayda ilk telefon siparişine kadar 5'ten az sipariş almasının olasılığını bulduk.